Saadet Partisi Edirne Kadın Kolları Başkanı Güler Eriş, gıda kayıp ve israfının azaltılması ve gıda güvenliğinin sağlanması hedefiyle 16 Ekim tarihinin Dünya Gıda Günü olarak belirlendiğini kaydetti. Bu kapsamda partili kadınların evlerinde hazırladığı tarhana, ev makarnası erişte, doğal mayalı inek peyniri, kabak tatlısı, ekşi mayalı ekmek toplantıyı takip eden basın mensuplarına ikram edildi. Saadet Partisi Edirne Kadın Kolları Başkanı Güler Eriş, ev yapımı yiyeceklerin tüketilmesi gerektiğini belirterek anne yemeklerinin tüketilmesi lazım. Asitli, nişasta bazı içeceklerin yerine ayran, hoşaf meyve suyu, limonatalarımız olmalı dedi. Burada kendi ellerimizle yaptığımız ekşi mayalı ekmeğimiz, ev makarnamız yani eriştemiz, şirden mayalı diye doğal ürünler, o mayayla mayalanan doğal inek peynirimiz ve kabak tatlımız mevcut. Çünkü hazır nişasta bazlı yiyeceklere ve içeceklere rağmen eskiye dönüş yapıp bu tür ev yapımı malzemelerin, yiyeceklerin tüketilmesi taraftarıyız. Zaten basın açıklamamızda da bunu dile getirdik. Evet, anne yemekleri tüketilmesi lazım. Asitli, nişasta bazlı kolaların yerine ayranlarımız, hoşaflarımız, meyve sularımız, limonatalarımız olmalı. Genç neslimizin sağlığı açısından. Çünkü gerçekten bu bir milli güvenlik politikası aynı zamanda. Stratejik bir şey bu gıda güvenliği. Etrafımızda siz de görüyorsunuz basın mensupları olarak artan kanser vakalarını. İnsan sağlığını tehdit eden katkı maddelerinin üretim şekillerinin büyük tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Eriş, GDO yüksek kimyasal katkılı ürünlerin gelir seviyesi düşük ülkelerin pazarlarında kendine yer bulduğunu söyledi. Eriş, Türkiye'deki şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ve beraberinde mısır şurubuna dayalı nişasta bazlı şekerlerin piyasaya hakim olması, kanser başta olmak üzere sağlığımız üzerinde pek çok ölümcül sonucu da beraberinde getiriyor dedi. Eriş, insan sağlığının, özellikle de çocukların sağlığının maliyeti şeker pancarından düşük olan nişasta bazlı şekerlere ticari amaçları uğruna feda edildiğini kaydetti. Eriş, bunca uyarılara rağmen tedbir alınmadığı takdirde 20-25 yıl sonra kanserli olmayanların sayısının parmakla gösterilecek kadar az olacağı söylenmektedir dedi. Bir toplumun gelişmişlik seviyesi fertlerin tükettiği hayvansal gıdaların miktarı ile doğru orantılıdır. Ülkemizde tüketilen et, balık, süt, yumurta gibi değerli protein kaynaklarının miktarının gelişmiş ülke verileri ile karşılaştırıldığında çok geride olduğu görülecektir. İstatistiklerde ABD'de yıllık kişi başı et tüketiminin 116 kilogram, Arjantin'de 99, Avustralya'da 94 kilogram ise Türkiye'de yalnızca 18 kilogramdır. Türkiye'nin 2017 yılında gerçekleştirdiği toplam tarım ürünleri ithalatı yaklaşık 5 milyar dolar. 5 milyar doları bulmakta. Tarımsal alanda dünyada kendi kendine yetebilen nadir ülkelerden olmamız, öyle bir ülke olarak yetiştirildiğimiz halde çocukluğumuzdan beri ülkemiz maalesef ette, pirinçte, pancarda, mercimekte, nohutta, limonda, nihayet buğdayda ve samanda ithalatçı durumuna düşürülmüştür. Tarım ve hayvancılık politikalarını milli güvenlik politikası içerisinde görüyoruz Saadet Partisi olarak. Yani ülke güvenliği ile çok yakından ilişkili, stratejik bir öneme sahiptir. Saadet Partisi olarak bu tabloyu kabul etmemiz, sindirmemiz mümkün değildir. Saadet Partisi, çökmesine çok az bir zaman kalmış bu adaletsiz sistemin dünya mazlumlarına ve ülkemize dayattığı herhangi bir konumlandırmayı, rolü hiçbir zaman kabul etmedi ve etmeyecektir. Bu çürük kapitalist sistem tepe taklak gidiyor, yöneticilerimize sesleniyoruz. Çöken emperyalizmin payandası olmak için değil, yeni kurulan adil düzenin destekçisi, öncüsü olmak için bütün gücünüzü sarf edin. Emin olun bütün kapılar önünüze açılacaktır.